Evet dostlar, selam, merhaba. Sizinle beraber Uji Nirvana Grand Fondo Antalya 2022'nin kısa parkurunu süreceğiz. 66 kilometrelik bir parkur bu. Haritayı şimdi ekrana koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Elevation hatırlamıyorum, onu da oraya yazarım. Şöyle söyleyeyim, geçen seneki aynı yarış parkurunu aslında bu defa tersten dolanacağız gibi bir harita okudum ben. Onu da şimdi sağ köşeden bulabilirsiniz bir yerden. Bazı yerlerde ciddi çıkışlar var. Hava da bugün böyle maalesef çok iyi değil. Yapacak bir şey yok. Şu anda yağmur yağmıyor. Burası da yarışın başlayacağı yer aslında. Şuradaki görmüş olduğunuz bu kavşak ve burası. Çünkü Nirvana Hotel'i burada. Önden başlayacak. Yolda özellikle bazı yerleri size göstereceğim. Hani şuraya dikkat edin, buraya dikkat edin, önden geldikleri size aktaracağım. Zaten bu bloğun amacı o. Hem ben burada tur yapmış olacağım. Bu iki antrenmanı yapmış olacağım. Hem de bu kısa parkuru size göstermeye çalışacağım. Bir an önce biz ne yapalım? Artık bu parkuru sürmeye başlayalım. Orada görüşürüz. Hadi bakalım öyleyse. Pedala kuvvet. Şuradan seçerim Garmin'den. Ben bu haritayı atmışım cihaza. Direkt ride gelin. Course yükledi. Şu an ölçme biçim için yaptırdı ve başlayabiliriz. Hadi bakalım. Tabii bugün yarış günü olmadığı için ışıklar falan beklemek zorundayız. O yüzden ortalama değişecektir. Zaten bir amacım ortalama kasmak değil. Onu da belirteyim ama tabii elimizden geleni yapacağız. O kadar da boşlamayacağız sonuç olarak. Oh. Ciddi bir rüzgar var. Burada cadde gayet geniş. Asfalt kalitesi genel ortalama olarak iyi. Bazı yerler hafif sıkıntılara sahip. Ama göz ardı edilebilir. Dedim ya, burada yollar gayet iyi. Pek sıkıntı olmaz. Şimdi soldan geleyim buraya. Çünkü sağ taraf biraz kötü. Hafiften yağmur yavaş yavaş seviyor. Evet, yaklaşık 4,5-5 kilometrelerde Mardan Palas kavşağından sola dönüyoruz. O dönüş biraz keskin. Sağa dönüyoruz. Burada yol keskin olmasına rağmen geniş biraz olduğu için açılmanız kolay olur. Yani burası kötü olmaz fazla. Şimdi bu kavşaktan sola döneceğiz. Expo'ya doğru. Dönüyoruz böyle. Evet. Bu yol zaten dümdüz. Yağmur yağmazsa hava aslında gayet iyi. Tam bisiklete elverişli. Hatırlarsanız bu yolda başlangıcında az önce geçtiğimiz yerde Uji'nin yine TT yarışı yapmaya başlanmıştı. Oradan başlayıp bir mesafeyi zamana karşı yarışanların yarış olmuştu gibi. Evet, neredeyse 10. kilometrede daha önce geçen senenin parkurunda buradan sola döndük kavşaktan. Şimdi ise doğru gideceğiz. Buradan dönseydik aynı parkuru yapacaktık. Ama şimdi tersini yapacağız. Sağ ol, şu an tam 3. Hava güzel, devam. Neredeyse 18. kilometrede Expo Köprüsü'ne geldik. Bundan sonraki haritaya baktığımda şunu görüyorum. Bol bol iniş çıkış, dönemeç vesaire olacak. Evet. Yaklaşık 20. kilometrede köyün içine giriyoruz. Burada bir kasis var. Bayağı da sert bir kasis. Buradan dikkatli geçmek gerekiyor tabii ki. Ve buradan sonra hemen solda bir yol giriyor. Oraya gidiyorsunuz. Aynen böyle. Gördüm navigasyonda ama
yola da atılıyorum. Tam gerisin geri geldiniz, güzelsen yolun ters işte. Buradan sola, orada ıslakmış, yavaş dönelim. Kayarız falan. Gerek yok. Yine sulama kalın yanından sağdan devam edeceğiz. Bu yolda biraz dar ama özellikle şu dönüme dikkat edin. Burası bayağı bir keskin, sıkışmayın burada. Bundan sonrası düz. Bir iki yerde küçük S viraj var. Böyle dar bir köprünün olduğu yerde. Öyle hatırlıyorum. Bahsettiğim yer burası dostlar. Yaklaşık 23. kilometrede bu köprü. Böyle kirli olmaz. Böyle bir geçiş yapıyoruz. Bir köprü daha. Burada 23. kilometre giriyor aşağı yukarı. Ya da 24'te geliyor. Bir defa sola doğru. Bu da dar bir köprü. Sol ve sol sağa yapıyoruz. Aşağıymış. Biraz daha virajlı. Köyün içi. Tabi orada daha dar. Karşıya. Bahsettim burası. Bu yol ayrıldı. Buradan sola döneceğiz. Önemli. Ve gayet sert bir dönüş. Buraya çok dikkat edin. 25. kilometrede. Ve yol burada kötüleşiyor. Buraya kazımışlar. Umarım yol biter. Yoksa iş krala döner. Bayağı bir zaman kaybettik. Yaklaşık 1-2 kilometre evvel geldik. Pahalı yol, çok kötü. Yani bu yolda yarışılmaz, söyleyeyim. Buradan sol. Aynen böyle yapıyorsunuz. Sonra sağa döneceğiz. Ama böyle söylüyor arkadaş. Burada bayağı dar ve keskin. Hani grup haline girmek sıkıntı yaratır. Bunun burada yolu yok ki. Allah Allah. Yol gidiyor mu? Yol var. Çıkıyor mu oraya? Varıyor. Buradan gidiyor mu? Şuradan. Yola mı? He, yola. Şuradan şöyle gidiyor. Gidiyor. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi dostlar diyeceğim, bilemiyorum. Buradan yol gösteriyor. İndirdiğim GPX dosyası da sitede yeniden GPX dosyası. Onu indirerek attığım şey cihaza. Az önce yerde ev çıkıyor karşımıza. Arada bir tane toprak yol var. Yani oradan geçmesi beklemiyor herhalde. Enteresan bir durum. Neyse. Biz yolu bulalım gene şeye. Çıkışa umarım vardır. Buradan sağa döneceğiz. Ben böyle hatırlıyorum. Buraya gitmemiz lazım. Oradan böyle döneceğiz. Aksiyonun içine doğru. Şimdi karşıya geçip durağa tırmanışını yapmaya çalışacağız. Kolay değil. Bakalım kramp ne gösteriyor. Evet. Çıkalım bakalım. 460 metre toplam mesafesi. Buradan yan girin. Bak, teker miker içeri girer söyleyeyim. Geçti, biraz sıkıntılı. Böyle bir tırmanalım bakalım. Allah, ortalama 10-12 vardır. Belki daha fazla. Buradan sağa. Çıkış tamamlandı diyor. Sağ ol be. Evet, şimdi buradan sola girdik. Soldan
devam ediyoruz. Evet dostlar. 37,5 kilometre kaldı. Evet. Buradan sola. Tabii benim açımdan trafik olabilir. Yarış günü trafik olmayacağı için daha rahat dönebilirsiniz. Evet, şimdi geliyoruz. O çıktığımız yokuşların bir kısmını geri ineceğiz. Burada inerken dikkat etme fayda var. Çünkü dik bir iniş ve kısa bir yol. Evet, orası burası arkadaşlar. Burada başlıyor. 30. kilometre neredeyse, yani 29.5-30 arası bu işe giriyorsunuz. Burada çok dikkatli olun. Yine çok dik. Tekerler ince biliyorsunuz. Yani biraz yol dar. Eğer hidrodisk freniniz varsa biraz daha rahat olursunuz. B frenler için bu iş biraz daha dikkat etmesi gereken nokta. Bakın nasıl iniyoruz, hem dönüyoruz hem iniyoruz. Bir de burada sağa dönüş var, çok keskin. Araba geliyor böyle. İndik. Sağa böyle keskin dönüyoruz. Evet, yine geldik. Şu anda tatlı tatlı tırmanıyoruz. %2, %1 aralıklarında. Buradan sağa dönüyoruz arkadaşlar. Soldan devam etmeyin. Şurası. Bu tabeladan sola girdik. Burada güzel bir iş var. Buraya hızlı girmeseydik güzel olacaktı. Çünkü önümüz gene çıkış. Tabi yarış günü trafik olmayacağı için daha rahat olacak. Bir hız almışken çıkalım. Sola dönüş var. Bakın burası bayağı keskin. Burada epey dikkat etmek lazım. Sonra devam. Yani burası tehlikeli olabilir. 37. kilometrede. Hayda. Bir döndürüyor burası bize. Yani trafik olur diye biraz yavaş gidiyorum. Burada bayağı bir çıkış var. Araba gerisi kötü olur böyle. Fena hem de. Zaten dar. Neyse. Yani trafik olmazsa bu yol çok tatlıymış. Ama şimdi bir tırmanış var. Bayağı tırmanacağız. Burada bir köprü var. Burası bayağı bir keskin. Oldukça. Yolda kırık sağda. Dikkatli olun. Kalite pek iyi değil burada. Buradan sağa gidiyoruz. Oh, bir duvar tırmanışı daha sayın seyirciler. Çıkacağız yani ha. Beklemedim, doğrusu bir anda geldi. Burası öyle %3-5 değil yani, bayağı bu. 14-15 vardır. %15 gördüm. Evet, buradan gene bir çıkışa bak abi. Üç tane sıkı rampa tırmandık.
Dağısı solda. Oh. Evet abi. On bir. On iki. Neyse araba gelmez. Oh. Evet, yola sonuna. Sağa giriyoruz. Buradan sola gireceğiz. Öyle gösteriyor. Herhalde kamyon falan var burada. Yağmur epey arttı. Şu an hakikaten ıslanıyorum. Şimdi 150 metre sonra sola döneceğiz. Soldan aşağı ineceğiz. Kemer ağzına doğru döneceğiz. Öyle biliyorum çünkü ben daha önce bu rotayı daha önce konuşamadım. Antrenman tutup kullanıyoruz zaten. Evet, doğru yerdeyiz. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada bayağı bir ciddi iniş var. Sonuç olarak bu yolun sonunda Expo'ya bağlanacağız. Daha doğrusu Expo yoluna bağlanacağız. Başka yol olmadığı için bu yol direkt Expo'nun çevre yoluna bağlanıyor. Ondan sonra da şey yapacağız. Lara'ya tekrar döneceğiz Kundu'ya. Burası dikkat edin bakın bayağı bir sıkıntılı iniş. Önce kadar zaten ince. Bir de hafif yağmur yağdı. Yollar iyice kaygan. O yüzden bırakamıyorum şu an bisiklet tam olarak. Evet, yolun sonundan sağa döneceğiz. Bu yol ya sola ya sağa gidiyor. Siz bilmiyorsunuz. O yüzden dikkatli olun. Burada 42. kilometrede oluyor. Tam 42. kilometrede sağa dönüyorsunuz burada. Dikkatli olun. Bayağı bir keskin. Sonrasında yine hafif aşağıdayken tekrar sol döneceğiz. Burası da tehlikeli. Trafik olmayacak ama yine de dikkatli olun. Evet, buradan böyle tekrar kemer ağzına doğru döndük. Evet dostlar, şu anda kalan tırmanış 57 metre. Şu ana kadar 215 metre tırmanmışız. Burada asfalt kalitesi biraz orta. Onu söyleyeyim. Biraz bakıyoruz sizi. Artık yolu seçersiniz kendiniz burada. Bu kayalar gördüğünüzde sağa doğru keskin bir dönüş var. Buraya dikkat edin. Tek başınız derken pek sıkıntı olmayabilir ama grup halinde bir anda keskinleşebiliyor. Sıkışmayın diye söylüyorum. Bir battı çıktı var. Burayı geçerseniz çabuk çıkarsınız yukarı doğru. Evet, buradan yani kemer ağzının içerisinde şu an köyün içinde bu kayıstan sonra sağa dönüyorsunuz. Biz gitmiyoruz. Buradan direkt sağa. Burası keskin. Döndük.
Karagöz'te, evet. 18 km'den biraz daha az kaldı. Toplam 23 metre daha tırmanış kalmış. Evet dostlar, neredeyse 50 km'de köyün içine geliyorsunuz. Buradan sola dönüyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Öyle atıyorum, doğru. Ben biraz keskin alayım ama siz daha geniş alabilirsiniz belki yarışta. Artık yolu gösterici arkadaşlar sizi nereye gösterirse oradan dönersiniz. Burada asfalt kalitesi gayet iyi. Sıkıntı yok. Evet, gördüğünüz gibi yan tarafta asal yol var. Oraya çıkacağız şimdi. Bu yolun sonunda oraya çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, dediğimiz yol burası. Önce buradan sağa. Dönüş. Burası hafif, burada sıkıntı yok. Araba geliyor. Ben dikkatimi zorundayım. Ama buraya dönecekmiş. Ben buradan böyle çıkmaya çalıştım ve çıktım. Bayağı bir keskin oldu açıkçası. Geldiğimiz aşağı görüyorsunuz bakın. Orası. Yani böyle bu dönüş yapmış olduk. Haydi bakalım. Ne kadar kalmış? Bakalım. 12 kilometre kalmış. Pedala kuvvet. Orada sağım çok güzel pamuk tarlası var. Bu yolu tanıyorsunuz zaten. Kaymak asfalt. Burada bir sıkıntı olmaz. Asfalttan yana. Neredeyse geldik. Kumdoteler bölgesi yoluna. Evet. 57,5 km kadar sonra sağdan tekrar ve Kundu oteller yoluna doğru devam ediyoruz buradan. Evet, yine geldik şuraya. Mardan Palas'ın olduğu kavşağa. Gereken de söylediğim gibi, gereken de bu kavşak tehlikeli olabilir. Çok keskin ve dar. Dönerken de aynı şekilde. Gerçi dönerken biraz da artık yarışmacılar herhalde peloton dışında yalnız aşırlar. Şöyle geniş alırsanız buraya böyle. Eğer boşsa tabii yolunuz. Rahat dönersiniz burayı. Yine köprümüze geldik. Kundur'un başındaki. Evet. Bir süredir trafik böyle arkadaşlar. Burada ortalama bayağı bir düştü zaten. Kaldı yaklaşık 1 km yarış bitmesine. Evet, buradan sonra son 500 metre şu kavşakta zaten finişi göreceksiniz. Evet, yarış burada biter arkadaşlar. Vlog boyunca göstermeye çalıştım. Ben eski lütfen nerede yok, nerede dikkat etmesi gerekiyor vesaire bunları bahsettim. Umarım fayda olur. Yani yarış akıllıdaysanız, güzel farkındaysanız bence videoyu izleyin. Burası bayağı gürültülü. Tam şu an kavşaktayım, biraz bağırayım. Asfalt kalitesi genel olarak iyi. Sonuç kalitesi zannetmiyorum. Yarışmaya katılacak olan arkadaşlar şimdiden başarılar. Kendinize iyi bakın. Bol bol pedallayın. Sonra görüşürüz. Hadi bakalım.